Evet, sola dönüyoruz. Işığımız yandı. Dönel kavşakta gene bir ışık. Tır olsak götümüz arkada kalmıştı arkadaşlar. Yolu tıkamıştık. Evet, yönümüz önümüz. Bakın, bu araba sola dönecek, bize makas atacak. Ve öyle yaptı. Şimdi önümüze içinden bir köyün içinden geçeceğiz. Ama bu köy artık Söken'in mahallesi oldu. Birleşti. Köyün ismi yok, görünmüyor. Köy değil artık, biliyorsunuz, büyük şehir olduğundan beri buralar. Ne köyü olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir yerde okursam söylerim. Böyle küçük bir köy. Elde var bir, köyün biri yani. Köyü geçtik arkadaşlar. Ne köyü olduğunu, yani isminin ne olduğunu bilemedim. Bilemedim. Bakın, Koçarlı 33 diyor. 33 kilometrelik bir yolumuz var önümüzde. Ve Söke Ovası'ndayız artık arkadaşlar. Burada da sol tarafta sollu sağlı artık tarımla ilgili büyük ihtimalle işletmeler, çiftlikler bulunmakta. Artık bunların ne olduğunu ben bilemiyorum. Sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Karşıda görünen dağa gideceğiz. Dağın, yani bu Söke Ovası'nı aşacağız. Menderes Nehri'ni geçeceğiz. Üzerinden köprülerle elbette geçeceğiz. Köprüyle geçeceğiz. Ve orada ikinci köy bizi bekliyor. Hatırladığım kadarıyla burada Söke şehrinin arıtma tesisleri bulunuyor. Bayağı da rüzgar ters eserse bunun kokusunu hissedebilirsiniz. Ve Söke Ovası'nda pamuk tarlaları meşhurdur. Artık pamuk tarlaları, pamuk para çok etmediği için çok çiftçilik yapan maalesef yok. Hatta gözümle şahit olmuşumdur. Pamukları tarlada bırakmışlardır para etmediği için. Çünkü toplama parası satış parasından daha maliyetli olduğu için. Ve Söke çok rüzgarlıdır. O yüzden burada çok rüzgar gülü vardır. Bunu da belki video aracılığıyla görebiliyorsunuz. Ve bu yollarda dikkat edin, tarım bölgesi olduğu için böyle trafikte birden traktörler önünüze, iş makineleri, özellikle bu tarım sezonun başlandığı bittiği dönemlerde, yaz sezonlarında özellikle bahar sonbahar arası, bunlar sizi birdenbire şaşırtabilir, karşınız çıkabilir. Tali yoldayız çünkü. Dikkat ediniz. Bahsettiğim arıtma tesisleri, bilmiyorum, görünüyor mu ağaçların arkasından, sağ tarafımızda idi. Şimdi geçtik biz onu. Sulama kanalları vesaire. Söke Ovası'nı ve pamukları görebiliyorsunuzdur umarım. Bu yollar arkadaşlar, hafta sonları olsun, hafta içi olsun, akşamlar olsun, gene tehlikelidir. Köy yolu olduğu için arkadaşlar, burada içkili gelip gidenler olabilir. Telefon geldi, bir ara vermek zorunda kaldım. Dediğim gibi buralar gece saatlerinde, akşam saatlerinde biraz tehlikeli olabilir. Bizim köylümüz, köylümüz dediğim gençlerimiz, yani kırsaldaki gençlerimiz, biraz riski sevenler, o yaş grubunda olanlar riski severler yani. Kafalarını eser, oradan buradan ateş suyu almaya giderler, ateş suyu almış olarak dönerler. Aslında bu yol
Onlar için kaza yapmanın da hem risklidir görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Menderes Nehri'ne geçiyoruz biz şimdi. Bir de burada jandarma bayağı faaldir. Rutin kontrolleri çok sıktır. Bir de kaçış yolları pek yoktur farkındaysanız burada. Köy yerleşim yerine geldiğinizde elbet oralarda vardır talih yolları. Oradan kaçabilirsiniz ama burada mesela bir çevirme oldu mu diyelim, kontrol oldu mu çok fazla seçeneğiniz yoktur. Gideceğiniz yerlerse böyle tarlalardır. Tarlaya gittiniz mi zaten tuzak çıkışınız yok demektir. Bakın önümüze kamyon rast geldi ve karşıdan da araba geliyor. Risklidir yani. Ve dar köprüler vardır burada. Aceleden ecele gider. Acelemiz yok arkadaşlar. Zaten bu da dönecekmiş. İşimizi kolaylaştırdı. Güle güle deriz. Biz de yolumuza devam ederiz. Bakın iş makineleri. Demin iki taneymiş hem traktör. İyi ki geçeceğiz diye hamle yapmamışız. Gene aynı şekilde şimdi dar köprülerin birinden geçiyoruz. İki araba biraz zorlanıyor. Yan yana geldiğinde burada. Karşıdaki köye gideceğiz. Kamyonun önündeki köy. İkinci köyümüz orası. Kamyon buradan dönecekmiş. Yanlış yere sinyal yapmış. Önden araba geliyor. Büyük ihtimalle onu bekliyoruz. Araba değil arkadaşlar, bakın iş makinesi geliyormuş. Siz de gördüğünüz üzere tehlikeli demiştim bu yol. Gerçekten tehlikeliymiş. Hiç bu kadar tehlike ben yaşamamıştım. Daha doğrusu trafik sıkışıklığı hem de tehlikeli. Sanki sözleşmiş gibi oldu. Size göstermek için sözleşmiş gibi oldu. Pamuk tarlalarını görüyoruz. Ve karşıdaki ikinci köyümüz. Burun köyü olması lazım. Veya yeni köy ismi, tam hatırlamıyorum. Gidince göreceğiz. Evet, birçok köprüden geçtik. Bunlar Sarıçay'mış bu da. Bu en son geçtiğimiz. Önümüzde de var bir tane. Menderes'in kolları bunlar. Burada birçok kollara ayrılıyor. Ve ileride de dökülüyor bu. Gene Sarıçay'mış. 1-2 diye gidiyor. 1 bu olduğuna göre herhalde bu buradan itibaren sayılınca 1. Ama değilmiş. Bir daha bekliyor bizi. Köprü görebiliyorum. Köyü de sizler görebiliyorsunuz. Ege'nin köyler çok güzeldir. Ben severim. Ege'liyim. Ege'li olduğum için değil sadece. Değişik bir mimaridir. Değişik bir havası vardır. Görüyorsunuz. Evet. Bu köyün ismi Burun Köy'müş. Burun Köy'e geldik. Burun Köy'e hoş geldiniz. Evet. Burun Köy tipik bir Ege köyü. Gene köyün içinden geçiyor yol, maalesef çevre yolu yok, öyle bir şeyimiz yok bizde, planlamamız, kültürümüz ve köy meydanı büyük ihtimalle kahveler, birkaç kahve, bir iki bakkal ve ibadet yeri camisini görebiliyorsunuz. Evet. Kamyon bize yol vermedi. Büyük ihtimalle belediyenin taş, yer taşı, yol taşı kamyonuydu. Taş getirdi. Çok ağır yükü vardı. Evet, tipik köyü
Ege köyünü göstereyim. Diğerlerini kısa kısa sizlerle paylaşmak isterim. Beraber köyün içinden geçiyoruz. Diğer köylerinde bundan hiçbir farkı yok. Sağ tarafta köy okulu umarım görülüyordur. Görebiliyorsunuzdur. Ve dediğim gibi dağla paralel gittiği için bu yollar virajlı. Sebebi ise Menderes Ovası eskiden sellerle, kış aylarında sel olduğu için, suyla dolu olduğu için böyle su görmeye yerlere bu yollar yapılmış. Ulaşım açısından kış aylarında köylerde aynı şekilde bunlar, bu köylerde tarladan ürünlerini alan köylüler, hem tarladan hem dağdan, dağdan da zeytin ürünü alan, hayvan besleyen, yani bizim çalışkan köylümüzün yerleşim yerleri. Köyün biri bitti. Karşıda hatırladığım kadarıyla Bağrası en büyük belediyelik orası, belediyelikti. Büyüyen köylerin merkezi büyük ihtimalle, bilmiyorum. Ama büyük belediyelik, ama o kadar tam böyle köy şeylerini, çizgilerini hala da koruyor. Sol tarafta bakın, büyük ihtimal bu çır çır fabrikası gibi bir şey, pamuk. Yani ekildiği için genelde burada zamanında, tahmin ediyorum. Bakın, Bağrası diyerek üçüncü olarak yerleşim yeri orası zannetmiştim ama bakın, virajın arkasında diğer bir köy bizi bekliyormuş. Bu köyün adını göremedim. Çıkışta belki görürsem tabeladan okurum. Size söylerim. Gene buraya yavaş yavaş gidelim, geçelim. Arkadaşlar, yandan size pek video resmi çekemiyorum. Yandan zaten evler olduğu için pek duvarları çekmek istemiyorum ben sizlere. Bu şekilde, yani benle beraber belki yol videosu çekmişsin demeyin diyerek diyorum. İmkanım yok. Ya yüksekte olmamız lazım, köyü olduğu gibi göstermemiz için. Ya da göstermek için kamerayı çevirirsek duvarları çekmiş oluruz. Evet, bu yerleşim yerinde geçtik. Tabela göremiyorum. Bu ilk önceki yerleşim yerini aynısı mı diyecektim? Değil herhalde. Ne yazıyor? Köyün bitiş sınırına geldik. Yeni köymüş. Yeni köy dedim bilmiyorum ama eğer dediysem doğru tahmin etmişim. Ben dediğimi zannedim. Bakın, biri bitti, Bağrası başladı. Bu bahsettiğim büyük yerleşim yeri arkadaşlar, Bağrası. Bakın ne kadar tehlikeli olduğunu görebiliyorsunuz. Bisikletli çocuğumuz. Belediyeler aslında bu ana caddelerin, bakın neyi yapmazlar bilmiyorum. Önce insan derler, yaya kaldırım yapmaları lazım. Yaya kaldırımını da yapınca da arabaların bu yaya kaldırımlarını işgal etmelerini önlemeleri lazım. Yaya kaldırımı olması lazım onlar. Ama o düşüncede maalesef yerel yönetimlerimiz sınıfta kalıyorlar. Evet, şimdi şeyden geçelim, Bağrası'nın içinden. Aslında yandan da geçebiliriz ama bu bayağı birazcık geliş, köylükten çıkmak üzere ama tam şehir, kasabada değil, kasaba belki diyebilirsiniz. Burada jandarma var, o kadar büyük. Yani jandarmanın binası var burada arkadaşlar. Ve burada kasapları, bakkalları, bakın çiğ köfte diyor, neyse artık. Bayağı da burada ticaret olarak kahvehaneler, ekmek fabrikası varmış, bakın fırın.
çok yol kenarı olduğu için hepsi buraya dizilmiş. Ay, marketler dahi var. Reklamını yapmadan söyleyeyim. İşte sevmiyorum o marketleri. Türkiye'deki marketlerin zihniyetini. Evet, tam artık bu mahallenin göbeğinden geçiyoruz. Köy demek istemiyorum. Tam karşıda da görüyorsunuz mu bilmiyorum. Eğer çekemezsem diyorum. Jandarmanın binası çok güzel. Eski, büyük ihtimalle İngilizlerin yaptığı bir binaya benziyor gibi görünüyor. Bizim de olabilir. Eskiden de bizim mimari yapımıza benziyor. Eski bina olduğu belli, jandarmanın araçları görünüyor sağ tarafta. Geçtik. Bundan sonra zaten aynı bu kadar daha gideriz. Burası bitiyor. Diğer bir köy başlıyor hemen zaten. Kasaplar, bakın her taraf bahsettiğim gibi arkadaşlar, işletmelerle dolu. Küçük işletmelerden bahsediyoruz elbette. Evet. Evet.